Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Sio. Gintama animesinin Silver Soul Arc'ının ilk bölümünün incelenmesine hoş geldiniz. Bir yandan mutluyum, bir yandan üzüntülüyüm. Çünkü Silver Soul Arc'ı yani son hikaye olacak Gintama'nın ve bu son hikayede bittiği zaman bu son hikaye artık bir sonraki Gintama Arc'ı olmayacak. Yani Gintama'nın artık final hikayesini işliyoruz ve bunu incelemesini yapmak bence gerçekten harika bir şey tayfa. Evet. Bölüme 10 üzerinden 8.9 veriyorum. Yeni bir açılış müziğimiz, yeni bir kapanış müziğimiz var. Yeni bir seri olarak geçiyor çünkü bu arc. Ve bir yandan altana sahibi olan Utsuro altanaların hepsini almak istiyor. Bu yüzden dünyaya göre ve dünyanın altanasını almak istiyor. Ve yani Tendoshu olarak geçiyor Utsuro. Aynı zamanda Utsuro'ya karşı olan diğer Amantolular var. Ve bu Amantolular da dünyaya geliyor ve Edo'yu işgal etmeye çalışıyorlar. Biz kurtuluşçuyuz diyorlar. Kurtuluşun sahibiyiz diyorlar. Biz gelip sizi kurtaracağız diyorlar. Ve dünyaya işgal etmeye çalışıyorlar. Utsuro da ve diğer tüm gezegendekiler de dünyaya altanasını almak için dünyaya savaş açmaya geliyorlar. Yani dünya yok olmanın eşiğinde. Ve bölümün başında bize Madou'yu gösteriyorlar ve Yorozu'yu kapanmıştı, Shinsengumi gitmişti ve Gintoki'ler ise yeni gelmişlerdi daha Edo'ya ve kayıplardı. Madou'yu gösteriyorlar. Madou böyle bir tane makine, oyun makinesinin altından para almaya çalışıyor falan. Amantollar şehri işgal ediyor, her tarafı yıkıyorlar, çocuklar insanlara zarar veriyorlar ve Oteochan'ı diğer karakterleri tek tek gösteriyorlar bize ve hepsi isyan çıkarmak için resmen tetikteler samuraylar. Yani samuraylar altana sahibi Utsuro ve Tendoshu'lar yani ve Tendoshu'lara karşı olan bir Amantollar var. Ve Amantollar samurayları tekrardan ele geçirmek, dünyaya Edo'yu ele geçirmek istiyorlar. Fakat samuraylar buna izin vermeyecektir. Zamanında aynısı tekrardan olmuştu ve samuraylar karşı çıkmıştı. Fakat şimdi aynı sahne tekrardan yaşanıyor ve Madou para biriktirmiş, tüm aldığı paralarla, kumbaralarla Yorozuya'nın içeriye giriyor ve paraları boşaltıyor. İş ricası istiyor herkes Yorozuya'dan çünkü Yorozuya her türlü işi yapıyor ve bir sonraki işleri dünyayı kurtarmak olacaktır. Kagura Shinpachi Gintoki son anda ortaya çıkıyor. Madou'nun girişleri çok güzeldi. O yeni kıyafeti ve Edo'yu koruma isteği, umut hakkında konuşmaları ve yine dayak yemesi Amantollar tarafından kaçırılması ayrı bir güzeldi. Bölümde prensi de gördük. Madou'nun ilk bölümlerde vurduğu prens vardı ya. Onu da bize gösterdiler, Amantolu prensi ve Gintoki, Kagura, Shinpachi direkt harekete geçti. Tamachan ve diğerleri harekete geçtiler ve Edo'yu korumaya başladılar. Kabuki bölgesindeki bütün Kabuki bölgesinin sahipleri, koruyucuları toplandılar ve Amantollarla karşı savaşmaya başladılar. Tamamen isyanın başlangıcı olan bir bölüm oldu. Shinsengumi hakkında halen hiçbir bilgimiz yok. Neredeler, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Onlar da geri dönüş yapacaklardır ama hangi bölümde merak ediyorum tayfa. Ve Gintoki'nin falan çıkışları çok güzeldi. Ardından böyle tankla gelmeler falan, böyle herkesin toplanması, örgütlenmesi ayrı bir yana. Samurayların kurtuluş mücadelesi vermesi ayrı bir yana. Dop dolu bir bölümdü ve tamamen hepsi hikayeye bağlı, filler olmayan kısım olduğu için gerçekten bundan mutluluk duyuyoruz tayfa. Aynı zamanda bir kısım daha gösterdiler ve kurtuluşçular yani dünyaya işgal eden Amantolar, hani Utsuro'ya karşı savaş verenlere Shogun'u getirdiler. Biliyorsunuz Shogun Nobume vardı ve Nobume ile birlikte Sakamoto Tatsuma ve Katsura ikilisi Shogun'u alıp Amantolara karşı uzaya çıktılar ve uzayda Shogun'un yanında sözcü olarak gittiler ve bölüm orada bitti. Bundan sonra ne olacak? Amantolara karşı savaşta Katsura, Sakamoto Tatsuma ve Nobume'nin büyük etkisi olacaktır. Benim teorilerim, benim düşünceme göre bence Sakamoto Tatsuma ve Katsura Shogun'u alıp kurtuluşçu Amantoların başına geçecektir. Çünkü oraya neden gitsinler ve Gintoki neden sözlü bir savaş olsun da ciddi bir savaş olmasını istemedi. Bu demek oluyor ki Amantolarla samuraylar, kurtuluşçular belki bir araya gelebilir tayfa. Ben böyle bir şeyler bekliyorum açıkçası. Veya işin kökünden bitirecekler olayı veya müttefik olarak alacaklar bilmiyorum ama bence Amantolları Katsura ile Sakamoto Tatsuma iyi şekilde kullanacak. Çünkü Tatsuma'nın da Katsura'nın da ikisinde müttefik anlayışı çok başarılı ve herkesi birbirlerine müttefik halinde yapıyorlardı. İlk savaşta Amantollarla savaşmışlardı. Şimdi ise bence Amantollarla savaşmak yerine onları yanına alıp tamamen Utsuro'ya odaklanacaktır diye düşünüyorum tayfa ben. Bu incelemenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Sakamoto Tatsuma, Katsura ve Shogun'un kurtuluşçular arasındaki konuşmasını göreceğiz ve isyana karşı bakalım bizimkiler neler yapacak merakları içerisindeyim. Silver Soul Arc'ın ilk bölümünün incelemesinde sonuna geldik. Yorumlarına ekskepmeyin. Tamam, mükemmel gidiyor ve son arc'ı paylaşmak harika bir şey. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Let's
the raindrop falling away from me now.